Alaturka'ya artık finaldeyiz. Gecenin birincisini, ikincisini, üçüncüsünü göreceğiz. Sonra da son ikiyi göreceğiz. Ve son olarak da Popstar Alaturka'ya kim veda edecek? Hep beraber aynı anda öğreneceğiz sevgili izleyiciler. Bu arada reklam arasında haklı olarak sizlerden telefon gelmiş. Dido için Volkan Konak'tan söz ettik. Tabii ki çok güzel yorumlayan sanatçılarımızdan bir tanesi. Ama rahmetli Kazım Koyuncu'yu da almadan geçmememiz gerekiyor. Rahmetle anıyoruz değerli sanatçımızı. Bu arada sevgili izleyiciler, maalesef geçtiğimiz hafta çok önemli iki müzik adamını kaybettik. Bunlardan bir tanesi Bekir Mutlu'ydu. Bekir Mutlu bir söz yazarı, güftekar. Bir ilkbahar sabahı, yudum yudum sevdayım, sen Nisan'sın ben sarı Eylül, bir peri masalı kulaklarımda gibi hepimizin çok sevdiği şarkıların söz yazarıydı kendisi. Rahmetle anıyoruz. Diğeri de diğer kaybettiğimiz önemli müzik adamımız da Nevit Kodallı'ydı. Atatürk Oratoryosu'nun bestecisiydi. Cumhuriyet Kantatı, Gılgamış Destanı gibi eserleri vardı. Her ikisine de Allah'tan rahmet diliyoruz. Bunlar çok önemli müzik adamları. Buyurun Bülent Hanım. Çok kısa vaktimiz var. Lütfen peki, çok kısa. Madem evet, bunlar söylenildi, evet, ben aslında atladım. Bağışlasın beni sevgili Ayla Gürses. Yıldırım Gürses Yıldırım beyefendiye de yattığı yer nurla doğsun inşallah. Çok büyük bir bestekardı. Çok. Sevgili Ayla'ya onun acısını ilk günkü gibi yüreğinde yaşatıyor. Hepimiz için de tabii ki çok acı. Kesinlikle. Öyle büyük bir müzisyenin ve öyle büyük sesin Allah seviyordu, yanına aldı. Ayla'ya da sabırlar diliyorum. Ve bunu söylemek ihtiyacını tabii hissettim. Ki çok haklısınız. Müsaade buyurduğunuz için teşekkürlerimi arz ediyorum. İyi ki söylediniz. Ben teşekkür ediyorum Bülent Hanım. Yıldırım Gürses'i de rahmetle anıyoruz. Şimdi sevgili izleyiciler, bir duyurumuz daha olacak. Biliyorsunuz çok önemli bir kurum, Türk Eğitim Vakfı. Türk Eğitim Vakfı'nın bir yarışması var. Bu yarışma değerli yine iki sanatçımız Zeki Müren ve Safiye Ayla için yapılıyor. Onların adına yapılıyor. Bir Türk Sanat Müziği ses yarışması. Bu yarışmaya da başvurmak için son tarih 9 Ekim 2009. Finalist yarışmacıları bir bayan bir de erkek seçilecek. İnşallah biz onları kendi sahnemizde birincileri davet edeceğiz ve şarkılarını söyleme imkanı vereceğiz kendilerine. Türk Eğitim Vakfı'nın da bu yarışmasını her hafta katılım süresi olduğu sürece ben sizlere hatırlatmaya devam edeceğim. Şimdi tabii ki her zaman olduğu gibi Beşiktaş 25. Noter Başkatibi Sayın Nihat Beyan'ın sonuçlarla beraber sahneye davet ediyorum. Alkışlarınızla. Neredesin senle karşıladılar, gitti bile Nihat Beyan. Dayanamıyor bu kadar duygusal anlara. Peki hemen haftanın birincisini Armağan Çağlayan'a ben hoca diyorum. Rıdvan Hoca gibi, o da sonuçları çünkü tahmin ediyor. Şimdi Armağan Hoca da bakalım sonuçları tahmin edebilecek mi? Gönlümün birincisi Ramazan. Gönlünün birincisi Ramazan. Ama muhtemelen bu gecenin birincisi Miktat'tır diye düşünüyorum. Yine Miktat. Ha, bu arada ben diğer illerden katılan, bakın birçok ilden yarışmacımız var. Antep'ten var, Adana'dan var. Efendim başka neresi var? Bursa var, Sivas var. Atladığım bir şehir var mı? İzmir var, Maraş var. Varoğlu var yani, düşünün işte. Ama bir tek Karadenizliler çalışıyor, onu size söyleyeyim. Diğerleri hiç yarışmacılarını desteklemiyorlar. Benden size söylemesi. Onlar kendi çabalarıyla işte idare ediyorlar ama Trabzon, Karadeniz bölgesi çok iyi çalışıyor. Diğer bölgeler biraz tembellik yapıyorlar. Şimdi Armağan diyor ki yine Miktat olur, Karadenizler iyi çalışıyor ama gönlümün birincisi Ramazan diyor. İlk önce bir yüzdeleri görelim bakalım. %7.6 ortalama almış jürimizden. İzleyici oylarının %25.8'ini yine çok yüksek. Zaten geriye bir şey kalmamış. Evet, %25'ini götürmüş zaten oyların. Ortalama %16.7 ile bu haftanın birincisi olmuş. Hemen görüyoruz haftanın birincisini. Miktat olmuş. Haftanın birincisi Miktat olmuş. Tebrik ediyoruz Miktat'ı. Dediğimiz gibi Karadeniz bölgesi iyi çalışıyor. Diğer bölgelerimiz biraz ağırdan alıyorlar. Miktat'cığım ama o da çok güzel söylüyor. Tabii hak ediyor bir taraftan da. Tebrik ediyoruz seni. Hemen haftanın ikincisinin oranlarını bir görelim. %7,5 jürinin ortalaması, izleyicilerin %24'ünü almış. Bakın çok yüksek yine. Ortalama %15,9'da haftanın ikincisi olmuş Armağan'cığım. Çiğdem. Çiğdem olur diyor Armağan Çağlayan. Bakalım Armağan Çağlayan'ın tahmin ettiği gibi Çiğdem mi yoksa bambaşka bir isim mi? Geçen hafta ikinci Ramazan'dı değil mi? Ramazan'dı geçen hafta. Bakalım bu haftanın ikincisi kim olmuş hep beraber görüyoruz. Dilara olmuş. Dilara olmuş. İnanılmaz bir şey. Çünkü burada iki çok büyük sanatçının özel ricası vardı. Özel ricalarıyla evet gerçekten Türk halkı sevenleri divamızı Metin Akpınar'ı kırmadılar. Bizim hatırımız için oy istiyoruz dediler ve tüm oyların %25'ini neredeyse almışlar. Çok teşekkür ediyoruz bu kadar güzel izleyen izleyicilerimize. Dilara'yı da tebrik ediyoruz. Evet, evet sonlardayken... Zaman ne kadar azdı. Sonlardayken %25'ini almış SMS'lerin. Harika bir şey bu. Bir büyük alkış daha lütfen. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Gerçekten ben de çok şaşırdım ve etkilendim. Harika bir sonuç bu. Dilara tebrik ediyoruz ama bu seni şımartmasın. Gelecek haftalarda aman hatırlarını çünkü hatır için geldi bu oylar. İnşallah çok çalışacaksın. Haftanın üçüncüsünün oranlarını bir görelim bakalım. İyi misin Dilara? İyiyim. Heh, koluna girin bence Dilara'nın. Evet. Haftanın üçüncüsü. Jürinin 8,4 ortalama oyunu almış. İzleyicilerimizin bakın ne kadar fark açıldı birdenbire. %10,4'ünü almış oyların ve ortalama %9,4 ile bu haftanın üçüncüsü olmuş. Armağan'cığım. Herhalde bu Çiğdem'dir. Çiğdem'dir artık diyorsun. Peki. Geçen haftanın ikincisi Ramazan'da, üçüncüsü Çiğdem'de. Bakalım bu hafta ne olmuş? Hep beraber haftanın üçüncüsünü görüyoruz. İşte haftanın üçüncüsü. Ramazan olmuş. Ramazan olmuş. Bu sevgili izleyiciler neyi gösteriyor biliyor musunuz? Bu programı izleyenler çok dikkatli izliyorlar. Jürinin neler söylediğine çok dikkat ediyorlar. Öyle boşu boşuna sadece kendi taraftarları oldukları yarışmacılara oy vermiyor demek anlamına geliyor. Bu da beni gerçekten çok mutlu ediyor. Bizi bu kadar dikkatli izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz size. Aa, Ramazan gel sen de benim elimi öp lan. Evet çünkü burada da Armağan Çağlayan demişti ki kredimi kullanıyorum demişti. Çok güzel. Öpüşerek sarılarak bir programın daha sonuna geliyoruz sevgili izleyiciler. Şimdi artık son ikiyi açıklayacağız. Son ikide bakalım hangi isimler varmış. Hangi isimler son ikiye kalmışlar? Onların isimlerini ilk önce göreceğiz. Özkan ve Rahşan. Özkan ve Rahşan son ikideki yarışmacılarımız. Aa, iki iyi performans. Evet iki gerçekten iyi performans maalesef. İşte Özkan ve Rahşan son ikideler. Bu da demek oluyor ki onlardan bir tanesi haftanın 12.'si olarak yola devam edecek. Haftanın 13.'sü olan yarışmacımız da Popstar Alaturka'ya veda edecek. Ben Özkan ve Rahşan'ı bir adım öne yan yana rica ediyorum. Çok teşekkürler. Neler söyleyeceksiniz arkadaşlar? Üçüncü haftamız ve ikiniz de çok iyiydiniz. Gerçekten Armağan'ın söylediği gibi ama birinizden birisi maalesef elenecek bu akşam. Valla en iyi arkadaşlarımdan bir tanesi. Hatta aramızda espri yapıyoruz kanka diye. Ben bu hafta içime doğdu gideceğim herhalde. Öyle hissediyorum. Ben ama çok mutluyum gerçekten burada olmakla. Sizi tanıdığıma, hocalarımı tanıdığıma. Gideceğim ama kalbimin bir tarafı burada kalacak mutlaka. Ben gideceğim gibi gözüküyor diyorsun. Öyle evet, tahmin ediyorum diyorsun. Peki Rahşancığım. Özkan sen neler söyleyeceksin? Hakkımızda hayırlısı neyse olsun. Başka evet ben buna olgunluk diyorum işte. Ne kadar güzel böyle üzülmek. Muhakkak içlerinden üzülüyorlardır ama 3 hafta bile kârdı diyorlar. Ben her ikisi için de çok kuvvetli bir alkış rica ediyorum sizlerden. Şimdi haftanın 12.sini açıklayacağız. Yani bu isim bizimle beraber Popstar Alaturka yolculuğuna devam eden isim olacak. İsmini açıklayamadığımız, daha doğrusu 12. olmayan yarışmacımız burada maalesef Popstar Alaturka'ya veda edecek. Evet, haftanın 12.sini ve 13.sünü aynı anda göreceğiz. 12.si yola devam ediyor. Acaba bu isim Özkan mı yoksa Rahşan mı? Armağancığım, tahmin var mı? Gönlünden geçeni de söyleyebilirsin ama yani, zor tabii, zor bir durum. Zor, bence ikisi de bu haftanın en iyi performanslarının arasındaydı. Bence de, yani evet. Rahşan evet, bence çok iyi bir performans sergiledi bu hafta. Ne okumuştu bu çocuk? Barak Havası ve Antep'in Kalesi. O, Özkan hayır, okudu. Hayır, o çocuk okudu. Bu... Bir Garip Yolcuyu mu okudu? Özkan Kabak kemaneyle göbeğim öbeği ama iyiydi yani. Evet. Ama sanki benim içimdeki his Özkan devam edecek diyor. Özkan devam eder diyor. Zaten Rahşan'ın içine de öyle doğmuş bu hafta. Bakalım hisler ne kadar kuvvetliymiş, hep beraber göreceğiz. Haftanın 12.si yani bizimle beraber Popstar Alaturka yolculuğuna devam eden isim Özkan mı, Rahşan mı? Hep beraber görüyoruz. Bu isim yola devam ediyor. Rahşan yola devam ediyor. Özkan maalesef yarışmadan elendi. Sevgili izleyiciler, hepinize çok teşekkür ediyoruz bizleri izlediğiniz için. Gelecek cuma gecesi yeniden sizlerle beraber olacağız. İyi geceler diliyorum. Görüşmek üzere.